Uzun süredir ana yemek bu kadar yenmemişti. Genelde iki lokma yiyip bırakıyorlar. Musime'yi gözü de sürekli tabaklardaydı. Kim ne kadar yedi diye bakıyordu. O yüzden yorumları çok merak ediyorum. Necla'cığım? Ben çok beğendim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ama iç pilavda bir ciğer beklerdim yani. İç pilavın içinde ciğer de olması gerekiyor. Şimdi ama eline sağlık yine. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sizce iç pilavda ciğer ve kuzu incik ne kadar, evet, doğru olabilir? Evet, o yüzden tahmin ettim koymadığınız için. Şu çünkü sosu neyle başladı? Es, evet, var, bir de sosu ciğer. Neyle yaptınız? O ıspanak sosu. Avokado da var sanırım içinde. Yok. Ne koydunuz içine? Krema zerdeçal. Tamam. Beğendiniz mi ana sosu? Evet, beğendim. Necla Hanım, konuşmak istemiyor musunuz gibi? Morali bozuldu, kıskandı. Evet. Doğru abi, psikoloji. Çok güzel yapmış. Afiyet olsun. Morali bozuldu. Rakip gördüm kendime şu anda. Daha önce rakip görmemiş miydiniz? Hayır, görmüyordum. Ama yemeği görünce şimdi rakip görmeye başladım. Ve gerçekten çok iyi. Eline sağlık. Yani. Eti de çok güzel pişmiş. Tek tek ayrılıyor, ağızda dağılıyor. Salata bebeğim. Salata da çok güzel ama salatayı avokado salatası dediği için ben içinde avokadolar olur diye düşünmüştüm. Böyle yatakta düşünmemiştim ama yine eline sağlık, çok güzel olmuş. Tekrardan açıklamasını yapayım. Ben salatanın normalde avokado salatası yapacaktım ki bulamadım. Gerçekten çok aradım. Markette maalesef ki sadece bunlar olduğu için yaptık. Necla Hanım, kuzu inciğin iyi pişmesi lazım. Davet sofrasına uygun değil demişti. Yo, ben öyle bir şey söylemedim. Tam olarak ara sıcakta tavuk var, arkasından incik geliyor. İç pilav kuzu inciğe gider ama ağır yemek olmuş. Ana yemek için uygun değil demiştiniz. Peki şu an ne düşünüyorsunuz? Bence çok uygun olmuş. Sözüme geri alıyorum. Şu an afiyet ne düşünüyorsun olsun. Önemli değil. Ekran başı da bunu, evet, bilsin. Davetlerin vazgeçilmezidir şu tabak. Evet, özür çok diliyorum. Çok zengin bir porsiyon olmuş. Yani. Afiyet olsun tekrardan. Çok doğru bir tabak. Ara sıcağı doğru bulmadım tavuk olarak. Kendimi çok şık bir düğünde gibi falan hissettim. Öyle bir tabak geldi önüme ıspanağıyla. Yani sunum olarak konuşuyorum ben. Evet Feyza Nur. Sunum olarak gayet güzeldi. Ispanak garnitürünü beğendim. Onu çok lezzetli buldum. İç pilav daha güzel olabilirdi sanki. Mesela? Fena değil ama ya bana böyle çok geldi. Ben biraz iç pilavı şey severim. Daha tarçını baskın severim. Tarçını böyle tatlımsı, hani iş bırak biraz tatlıya da yakın oluyor ve tatlımsı oluyor tarçını ya. Tarçını benim yüzümden koymadı, ha, yazık. Ben onu daha çok seviyorum. Ben, evet, ben de tarçını seviyorum. Yani ama şey, yani ondan ötürü. Peki içeriği nasıl buldunuz? Soğan olsun vesaire. Gayet tam benim sevdiğim. Mesela ben bademi pirinci çok sevmem. Pirinci nasıl olmuş? Mesela çoğu insan pirinci yapmasını bilmiyor. Evet, mesela lapa lapa olmuş ama onu beklediğinden ötürü düşünüyorum ben. Biraz lapa lapa, hani böyle altına tarçın gelmiyor. Lapa lapa değil bence. Feyza Hanım, içinde tarçın var ama değil mi? Tarçını hissettiniz mi? Bir daha bakayım, durun o zaman. Emin olun, biraz önce. Tarçın yok bunda. Emin misiniz? Yani hiç koymamışsın yani. Kaşın ucuyla koydun ki herhalde hiç yok kadar yok yani. Ya bana lezzet gelmedi. Olarak nasıl peki? Dediğim gibi ben iç pilavı tarçınlı çok sevdiğim için yani yenmeyecek pilav tabii ki de değil yani ama güzel. Ama ben tarçınlı çok seviyorum. O sadece size ait. Kesinlikle. Etini beğendin mi? Eti gayet güzel, güzel pişmiş. Sunumu salata zaten güzel. Salata hiç bana doyurucu gelmedi. Yani neden gelmedi? Çünkü hani iki kaşık çatal aldım, bitti salata yani. Bir de getirin tekrardan bir daha. Yok hani bir daha gerek yok ama yani onu söylemek için söylüyorum. İçeri keşke bunu düşünseydin. Peki? Hani bunu düşünseydin, avokado risk almasaydın. Pilav lapa mı, emin misin? Ya bana ben geldi böyle şey geldi. Tane tane bence. Şu pilav lapa mı? Tane tane. Çok ya bana ilk geldi. Ne sadece bir şey öğrenmek istiyorum. Pilavın lapa olduğuna katılan var mı? Hayır. Tane tane. Pilav lapa değil o bebeğim. Zaman yanlış cümle kullandım demek ki ben. O zaman yanlış cümle kullanmış olabilir. Pilav tane tane bak. Evet, pilav tane tane. Lapa değil arkadaşlar. Değil. İşte bana beklediğim ya az önce ben. Beklediği için bana o yüzden öyle gelmiş olabilir dedim. Yani çok ılık değil ya o yüzden. Neticede olmuş mu? Yok, gayet iyi olmuş. Feyza Hanım menüyü yorumlarken ıspanak garnitürün fazla olduğunu söylemişti ama tabağındaki garnitürü bitirmiş. Şöyle ki, yani arkadaş gerçekten çok zengin, dolu dolu bir menü yapmak istemiş. Yani kendisine risk aldığı için bana dolu dolu geldi demek istedim. Yani yormaya gerek yoktu demek istiyorum kendisine. Yani o yüzden öyle dedim yani. Bence böyle tahmin etmiyordu. Yok, ben aynı tahmin ettiğim gibi geldi. Yani mesela etle iç pilav yeterli olabilirdi farzı misal. Arkadaş çok güzel bir menü yapmak için onun da fazladan yapmış. Kendini yormuş, hakkıyla yapmış. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Fazladan yapmış. Doğru, ona katılıyorum. Reyhancığım,
Seda Hanım, ben de eti çok beğendim. Ispanağı çok beğendim. Ispanağı aslında ben böyle beklemiyordum. Sosunu çok güzel yapmış. Afiyet tadı olsun. Çok güzel. Ama pilavı tane tane ama tat olarak ben beğenemedim. Tarçın az, yeni bahar koymamışsınız herhalde. Biraz da yağsız gibi geldi bana. Sizce içerine ne koymuş olabilirim? Hani veya niye size tat olarak ya, lezzet vermedi? Hani açıklamasını bir istiyorum. Bir eksikliği var bunun. Ne eksikliği var peki yani iç pilav tarçını olarak? Tarçını az. Tarçın az kullandım, evet onu geçelim. Kuş üzümü evet normal, fıstığı da normal. Tamam. Ama boş hani pirinç, fıstık, üzüm gibi geliyor bana hani. Bir tat olarak ya bir şey yok. Evet, böyle farklı bir lezzet alamadık. Ağır bastık. Hani ya daha şu anda ben karabiber şeyi de fazla alamıyorum yani. O kadar karabiber yok. Ben de şu yok. An şu şekilde sizi anlamıyorum. Hani pilavdan beklentiniz neler? Bildiğimiz normal pilav içeriği aynı içerik. Lapa tane olması aynı tane. Daha fazla bir tat mesela nasıl? Normal pilav olsaydı tamam normal pilav. Ama bu şu anda iç pilav olduğu için tam evet. iç pilav gibi durmuyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Lafınızı kestim. İç pilavla mesela tarçın da şeker de atılır. Biraz tatlımsı tat bırakır. Var. Bunda var. Ama bak var ama işte bunda yok. Yani bize bana mesela ya katmış değil, olabilirsiniz ama az gelmiş gelmedi. Olabilir. Yani olması gerek evet, gibi az değil. Gelmiş ben olabilir. Öyle şu an damağımda bile ben o şekerimsi tadı alıyorum ama. O zaman siz şekeri, gerçi ben de çok şeker tüketen değilim ama bana gelmedi. Arkadaşa da aynı evet. şey düşünüyor. Bilemiyorum ya yani. Etin çok güzel, gerçekten çok güzel pişmiş. Koku falan hiç yok. Evet. Tane tane oldu, çok lezzetli. Ispanağını çok beğendim. Teşekkür ama ederim. Ama pilava yani şey salata yapamadım. Salata hayatım. Salata da yani normalde tat olarak narı, işte balı, domatesi bir arada yakıştıramadım ben. Yani şey yapmadım. Hele de avokado salatası dediğiniz zaman ben onu normal gerçek avokado beklerdim. Onu da zaten bulamamışsınız. Onda evet. da gene bir şey hatası olmuş. Gerçek avokado derken? Ya avokadoyu eziyorsun. Ondan sonra içerisine peyniri, tane cevizi, sosu, limonu, sarımsağı sosu. Sarımsak mı? Sarımsak da isteyenler var. Evet avokadoya sarımsak oluyor. Sosa evet. yakışır. Ama bir davet sofrasına yakışmaz. Guacamole sostan bahsediyorsunuz sanırım. Evet. Yani çok az koyuyorsun. Tabii ki öyle sarımsak kokmuyor. Hiç kokusunun tadını bile almıyorsun. Ama işte limonu, zeytinyağı, isteyen içine peynir koyuyor, ceviz koyuyor. Artı haşlanmış patates de konuluyor bazı şeye göre. Salatanı beğenmedim. Yılda senin dediğin olmuş. Ben şöyle söyleyeyim. Et güzel ama bana biraz az pişmiş geldi. Yani çiğnemekte zorlandım. Pilavda baharat eksiği buldum ben biraz ve yağ eksiği. Biraz daha yağı fazla olabilirdi. Baharatı biraz daha fazla ama olabilirdi. Ama bekleme süresi de var hani. O yağ çekmez hususunda mı diyorsun? Ya hem yağın bir de etin pişmediğini söylediniz ama yani herkes şunu söyledi et çok iyi pişmiş. Vallahi ben bilmiyorum. Bence de et çok iyi pişmiş. Çok mu? Çok. Bana çiğnemekte evet. ben zorlandım. Çünkü ben çok hem, güzel pişmiş. Hem kaynatıp acaba hem fırında pişirdim. Acaba bana şey geldi yani daha büyük parça bıçakla kesmeye bile gerek kalmıyor. Çakal. Evet yok eti yok güzel. Acımıyor. Evet. Çok hani, güzel. Lokum ıspanağın da güzel değişik bir şey düşünmüşsün. Yalnız lokum. Kremasını biraz fazla buldum ıspanağın. Daha onun, az koysaydın daha güzel olurdu. Onun özelliği aslında kremayla özelde çalışıyor. Ama tuzsuz olmuş ıspanak. Yok tamam. Bilerek fazla tuz atmadım ki hem pilavla hem etin yanına ağır olmasın. Anladım. Tuzluk da yok. Yok tuzu yok var. Ispanağı beğendiniz mi Yıldız Hanım? Ispanağı beğendim. Röportajınızda ıspanağı yakıştıramadım. Haşlanmış havuç patatesi olabilirdi demiştiniz. Evet evet. Yani ben bu şekilde kremalı sunacağını düşünmemiştim. Güzel sunum yapmışsın. Yani bu menüye yakışmış. Salata. Salatayı ben beğendim. Evet, sosun çok güzel olmuş. Ama içinde bunun ben küp küp avokado mesela evet, kesebilirim. Çok mu evet. hamdı? Ya ben çok avokado hamdı. Yemedim. Hmm. Ve şöyle söyleyeyim avokado salatası diye geçti. Kesemezdi. Ben sadece kendim bir salata yarattım. Ben ezme beklemedim. O zaman salatada bir talihsizlik yaşamışsınız. Ve bir de elim bu şekilde olduktan sonra maalesef ki hiç salata özen gösteremedim. Sadece olsun, burada tat konuşmasını sosun, istedim. Sosumu konuşturmak güzel. İstedim. Sosun evet. güzel, evet. Size sağlık. Sosun içinde ne vardı? Sosumda portakal suyu, limon suyu, nar ekşisi ve bal vardı. Bal vardı. Evet. Seni tebrik evet, ediyorum kak. Afiyet olsun. Tebrikler. Tebrik ediyorum çocuğum afiyet seni. Olsun. Tebrik. Çok sağ olun. Bir program çekimine gidecek olmanıza rağmen tabağınızı bitirdiniz. Yememem lazımdı ve yedim. Tutamadım kendimi. Çok beğendim. Tebrik ediyorum. Gerçekten yaşında... de güzel. Evet yani. Aferin sana. 20 yaşında mısın? 20 yaşında. Maşallah.
maşallah. Süper. Meray Atıl. İşte geleceğe güzel çocuklar yetişiyor. Evet, güzel. Çok güzel. Aferin, gerçekten aferin. Aferin hakikaten, yaşına göre. Aferin sana. Helvayı da tutturursan aferin. Evet.